Burada sadırla ilgili de yorum yapılabilir. Göğüs yine. Ve dolayısıyla göğüste bulunan kalp ile konunun ilişkisi açık. Bundan önce geçtiği konularda da hep bahsettik. Yani o bir metafizik bir boyut. Olayı beyne indirgeyenler gördükleri üzerinden bu konuyu tanımlamak zorunda kaldıklarını sananlardır. Yani ben kalbe bakıyorum, kalpte sadece kan pompalanıyor. Dolayısıyla insanın bu anlamdaki niyet dünyası, değerlendirme dünyası, insanı insan yapan o çok temel özellikler beyinde saklı olmalı. Karar vermesi, iyi yahut kötü olması vesaire. Gidip oralarda arıyor. Cenab-ı Hak ise göğüsten bahsediyor. Alimun bi zati sudur. Göğüslerin ne sakladığını en iyi bilen Allah Azze ve Celle'dir diyor. Özümüz itibariyle karar merkezimiz, iyiliğimiz ve kötülüğümüz. Beyin iyi bir işlemci olabilir, iyi bir bellek olabilir. Bu bellek, bu bilgileri iyi harmanlayan, karşılaştıran, mukayese eden, sonuçlandıran vesaire olabilir. Ama bunları sunduğu yerde bunlarla ilgili hangi istikamette karar alacağını sonuca bağlayan kişinin kendisi, ruhsal varlığı inanıyorum ki tam Cenab-ı Hakk'ın söylediği gibi illaki göğsüyle ilişkilidir, göğsünün içindekilerle ilişkilidir. Bunlar tıpçıların görebileceği şeyler olmasa da inkar edeceğimiz şeyler de olmamalıdır. Çünkü her şeyi gördüklerimize indirgeyecek olursak görmediklerimizi daha birinci etapta inkar etmişiz demektir. Karanlık bir alanı inkar etmek hiçbir zaman bilimsel değildir. Önce orayı bir aydınlatacaksın. Orada ne var ne yok. Şu var, bu var, bu var demeye ondan sonra bütünüyle orayı kapladığında da şu yok orada diyebilirsin. Kaplamadığın sürece yok diyemezsin. Yani çocuğu odaya gönderiyoruz, bir tane iğne arayacak diyelim. Odada iğne yok diyemiyor. Baktım ben bulamadım diyor çocuk. Ya çocuk bildiğin bir tane çocuk yani. Çünkü diyor ki o da ne bileyim yani halının arasında olabilir bir yerde. Odada iğne yoktur diyemiyor. Bulamadım diyor veya görebildiğim kadar yoktur diyor. Ama beyefendi ya bugünkü ilim daha aydınlatamadığı bir alanla ilgili yok diyor. Ben bulup ortaya çıkarana kadar şimdilik yok diyor. Böyle zavallılık olur mu? O zaman ilmi süreçte geriye gidersen, dünkiler de böyle yapsaydı senin bugün üzerine bir dünya kurduğun bilgileri yoktur diye iddia etmeleri gerekirdi. Hiç olmazsa onlardan bir şey öğrenmeli. Hele hele bahsettiğimiz şey, evrende bir örneğini daha görmediğimiz insan gibi son derece karmaşık ve bambaşka bir varlıkla ilgiliyse, kendi ruhsal varlığımızla ilgili nasıl beyin deyip bitiriyoruz işi, bitirmeye kalkıyoruz. Demin evrimdeki komedi neyse bu da başka bir komedi. Cenab-ı Hakk'ın ayette kalp demesi, sadır demelerini ne yapıyor peki? Bildiğin peynir ekmek gibi yiyor. Semboliktir kardeşim öyle söylemiş. O zamanlar öyleydi herhalde diyor. Ya bu kadar da rahat, bu kadar da pişkin. Bir insan bu kadar ahmakça davranamaz. Davranmamalıdır. Cenab-ı Hakk'ın sözünün doğruluğuna şans vermeli. Rabbimiz sadır diyor. Kalp diyor. Siz de gün gelir öğrenirsiniz. Bugün bilmiyorsak bile inkar etmeye yer yoktur. %100 tarayacaksın o alanı. Bir alan, bir bilgi alanı düşünün, bir düzlem. %100 tarayabilmiş olacaksın ve diyeceksin ki burada şu yok. %80 tarasan bile henüz daha yok diyemezsin. E durun bakalım daha atomu bile %100 tarayamadık. Daha dibe doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ve her defasında yeni bir alanla karşılaşıyoruz. İnsan ancak öyle görünüyor ki öğrendikleri kadarıyla bu var bu var diyebiliyor. Henüz öğrenemediği alanlarla ilgili yoklamaya, nefyetmeye imkan yok. Dolayısıyla çok büyük bir laf olur. Benzer bir yaklaşım mesela Cenab-ı Hak gaybı bilemez yaklaşımı. Bilemez. Ben yarınlardaki, sonraki günlerdekinin ne olduğunu bilmeye bir yol bulamıyorsam
Cenab-ı Hak da bulamaz. İmkansız. Zaman onu da bir perdeyle olarak engeller. Zaman herkesi hizaya dizmiş. Hiç kimse onun önüne geçemiyor. Bir çizgisi var böyle zamanın. Bir adım önüne geçilemez. Bunu hükmetti mi Cenab-ı Hakk'ı da aynı hizaya sokuyor. Dur bakayım sen de orada diyor. Cenab-ı Hak varsın desin, ben biliyorum, ediyorum. O dediklerin hepsini de öyle anlamaya yol arıyor. Allah Azze ve Celle'nin öyle bir ilmi olabilir ki benim yarınlarda yapacağım şeyi bugünden bilebilir. Ha şunu iddia edebilirsin, buna müdahale etmiyor Cenab-ı Hak. Etmemelidir, etmediğini söylüyor. Bunu özgürce bizim işlediğimizi söylüyor ve suçluyor yanlış yaparsak. Kutluyor doğru yaparsak. Tamam. Ama bilmemesi gerekir. Öyle şey olur mu? Önceden bilemez. Allah Azze ve Celle'nin bizim yaptıklarımız üzerinden kullandığı bilmesini de ana indiriyor. T eşittir sıfır. Şuhuda indiriyor. Tamam, Cenab-ı Hakk'ın bilmesi ama öncesinden bilmesi. Niye o ana kadar taşıyorsun kendin gibi? Benim bu olayı nasıl yapacağımı Cenab-ı Hakk'ın bilmesini istiyor Cenab-ı Hak, değil mi? Öncesinden bilir. Bunun illa o anın yaşandığı olaya kadar Cenab-ı Hakk'ın da beklemesini gerektirmesi, zaman dişlileri arasında Cenab-ı Hakk'ın da her birimiz gibi hizaya sokulması demek olur. Bunu da illa böyle olması gerektiğine dair elimizde hiçbir bilgi yok. Hiçbir kanıt yok. Racmen bil gayb gidiyoruz anlayacağınız. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin ifadelerine önceki derslerimizde de konuştuk. Sözü en doğru söyler noktasından hareketle dikkat etmek icap eder. Başka türlü anlamaya bu kadar kolay atlamamalıyız. Sazan gibi. Sonra mahcup oluruz. Elin adamı sana bugün böyle der, yarın yok ya, evrim mevrim yokmuş. Ta bilmem ne çıktı, hala insan bütün genetiğiyle orada bile var. Olmadı deyince sen, ya ama ben şu ayetlerin hepsini böyle tarif etmiştim, bir sürü ilhatta bulundum. Şimdi bu kıpkızıl mülhit halimle nasıl duracağım ortada? Dersin, kala kalırsın öyle. Nitekim elde zaten buna dair hiçbir delil yoktur. Demin bahsettiğimiz gibi hepsi halüsinasyonlardan ibaret. Hakkı, gerçeği üzerine örtme niyetiyle, maksadıyla oluşturulmuş bir hezeyan. Bu sadır da böyledir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sadırından, göğsünden bahsediyorsa göğüstür o. Ve bahsettiği insanın göğsü, bildiğimiz, tanıdığımız göğüs. Hani Cenab-ı Hak kendisiyle ilgili bu ifadeyi kullansa keyfiyetini bilemeyiz deriz. Bildiğimiz şu ki bu kulların göğsü gibi bir göğüs olamaz. Mesela Allah Azze ve Celle elinden bahsediyor. Kürsisinden bahsediyor. Arşından bahsediyor. Ne yapıyoruz? Rabbimizin söylediği söz doğrudur. Bu bir insan eli, bir herhangi bir varlık eli gibi fiziksel bir şey değildir. E nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Tevakkuf ediyoruz, bilmiyoruz. Keyfiyeti bizce meçhul ama asla kullar ra teşbih edilecek asla. Çünkü leyse ke mislihi şey buyuran da Cenab-ı Hakk'ın kendisi. Dolayısıyla kul haddini bilip bilmediği yerde durabilmeli. Bilmediği yerde çocuk bile konuşunca hoca onu susturuyor ya. Bir dur daha. Onu ileride öğreneceksin diyor. Öğrenmediğimiz, bilmediğimiz konularla ilgili nefi etmek, bu böyle bir şey olamaz gibi bir yargıda bulunmak çok abartılı ve çok komik bir şeydir. Dolayısıyla sadır diyor Cenab-ı Hak, ben bunun sadırla ilgili, göğüsle ilgili ve insan öz varlığının yani ruhsal boyutunun o ne olduğunu da bilmediğimizi Cenab-ı Hakk'ın söylediği, ilimden yana çok az şey öğrendiniz dediği bu boyutun kişinin bedeniyle ilişkilendiği merkezin sadırıyla alakalı olduğunu, sadırda yoğunlaştığını, kalbinde özellikle yoğunlaştığını. Allah'ın elçisi de böyle buyuruyor. Ela inne fil bedeni mudga. İza fesedet fesedel cesedu kullu ve iza salahat salahal cesedu kullu. Bedende öyle bir et parçası var ki
Eğer o ıslah olursa bütün beden ıslah olur. Eğer o ifsad olursa bütün beden ifsad olur. Ela ve hiyel kalb. O kalptir. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur. Cenab-ı Hak kalp diyor. O Cenab-ı Hak unutmuş. Tıp, beyin, meyin oralarla şey yapmış, konuyu oralara taşımış. Sadece zavallı dedirtiyor kendisini.